Evet dostlar, bugünkü konuğumuz Aprilia Tuona 660. Evet dostlar, bugün Aprilia Tuona 660'da beraberiz. Her ne kadar naked olarak geçse de bu makine aslında bir racing geni taşıyor. Bunları her detayında görebiliyoruz. Buna bakacak olursak, yani bu racing detaylarını sadece bu görünüm itibariyle değil, performans olarak da sergiliyor. Şöyle söyleyebilirim size. Önde çift disk ve üst tertibat olarak, kaliper olarak Brembo burada fren olarak bize eşlik ediyor. Süspansiyona gelecek olursak 41 milimetrelik ters çatal kayaba süspansiyonlarımız mevcut ki bu ayarlanabilir bir süspansiyon. Şimdi bu süspansiyonda ve frenlemede tabii ki bize güzel bir lastik eşlik ediyor. Bu da nedir dersek Diablo Rosso Corsa 2 lastikleri. Önde 120-70-15, arkada 180-55-17 lastikler mevcut. Bu motorun kalbinde ise 95 beygir çift silindir 67 Nm tork üretiyor. 67 Nm torku bize %40'ını 4200 devirde, %80'inde ise 6250 devirde bunu bize yansıtıyor. 95 beygiri 10500 devir veriyor iken toplamda 11500 devir çeviriyor bu makine. Bu da tabi gidişatını bayağı etkiliyor. Şöyle söyleyecek olursak, bu hava kanalları tamamen tünelde geliştirilerek hazırlanmış ki bu da bizi motoru öne doğru pıstırmada yardımcı oluyor. Süratlenmede ve durmada aerodinamik bir etki sağlıyor. Bu aerodinamik etkisini sağlamasındaki en büyük avantaj ise Aprilia biliyorsunuz yarışlarda da boy gösteriyor ki burada aldıkları toplam verileri kendi motorlarında, fabrikalarında, gündelik motorlarında da uyguluyorlar. Bu motosiklet bize bu gücü verirken bunu da daha sportif kılan şey ise dökme alüminyum şasisinden kaynaklanıyor. Çünkü bu koca makinenin ağırlığı toplam 183 kilo. Motorumuzun bu tarafına gelecek olursak bu motosikletimizin canavarını besleyen, benzin gönderen depomuzun boyutu ise 15 litre. Sele kısmına geliyorum. Aslında çok yüksek bir motor değil. 82 santim sele yüksekliği var. Bu da ayaklarımızın yere değmesinde motosikleti kontrol etmemizde bize gayet olanak sağlıyor. Konfor olarak sele, artçı selesi dahi gerçekten rahat, konforlu ki özellikle binici selesi çok yumuşak. Normalde racinglerde artçıyı pek düşünmezler ama naked olarak geçtiği için burada artçıyı da düşünmüşler. Güzel ve geniş bir sele artçı içinde kullanmışlar. 82 santimlik sele boyutunu size göstermek amacıyla üstüne oturuyorum. Boyum 1.74. Ayaklarım şu anda biraz yere değiyor. Tamamen değmese de aslında şu ayak pegleri biraz daha önde ya da biraz daha geride olsa ayaklarım tamamen yere değecekmiş gibi bir hissiyat veriyor. Ne racing ne naked diyebilirim ama bu motosiklet racing ruhunu taşıyan naked olarak geçiyor. Bir de size şu anda üstüne oturduğum için pegleri göstermek istiyorum. Normalde naked'larda bu ayak pegleri biraz daha önde olması gerekiyorken racing tarzı olduğu için galiba bu makine ayak peglerini daha da geriye yapmışlar. Bu da size aslında bir racing'e biniyormuş hissiyatı veriyor. Bu motosikleti bize eğlenceli hale getiren şey ise 5 tane moda olması. Bunlardan biri günlük kullanım, diğeri dinamik, kişisel, time attack ve challenge mod. Şimdi arkadaşlar, hem gündelik bir motor hem de piste uygun bir motor. Bunu üretirken zaten bunları düşünerek yapılmış. Ayak pegleri ve arka plakalık çıkarak piste uygun bir hale geliyor ki bu da motoru daha fazla yatırmanıza olanak sağlıyor. Bu modlar arasında isterseniz kişisel olanı istediğinize göre değişim yapabiliyorsunuz ki yani ayarlama şöyle söyleyeyim. Lastiğe gelmemesi için bir programı var. ABS'yi on off yapma. Reaction'ı kademe olarak ayarlayabiliyorsunuz. Zaten challenge'da her şeyi bitiriyor. Tamamen piste de uygun ama gündelik olarak da gayet kullanışlı bir motor. Yakıt olarak da gördüğüme göre 4 litre yakıyormuş 100 kilometrede ama sakin kullanımlarda tabii en son yani eğer dip gaz yaparsanız ne yakacağını bilmiyorum. Daha önce bu motoru kullanmadığım için yanlış bir yorum yapmak istemiyorum. Motosikletimizde teknoloji olarak gündüz farımız ve ön arka LED stoplarımız var. Bizi TFT bir ekran karşılıyor. Şu kütükte şu doluluğu gördüğü zaman insan bir heyecanlanıyor ki kütükler benim için çok önemlidir. Motosiklette en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi kütüktür benim için. Kütüğe şöyle bir baktığımız zaman
cruise control, yol bilgisayarında geçiş tuşları, işte sinyal, korna, uzun fark düğmesi, park açıp kapatma düğmesi yapılmış. Yalnız motosiklet dikkatimi çeken diğer bir husus ise bu motosikletimizde otomatik far var. Akşam olduğu zaman farı otomatik yanıyor. Gündüz etlerinden bahsediyorum. Gündüz etlerini söyledim ya. Agresif bir görüntü kapıyor gündüz. Hani biraz görseliğinden tamam. Motosikletimize şöyle bir baktığımız zaman şu gündüz farı, gündüz ledleri daha doğrusu racing motora daha da bir hava katarak, daha doğrusu naked ama racing görüntüsüne de onaylar bir bakışa atıyor resmen burada. Stoplara gelecek olursak gayet görünür ledlerin stop yapısı gerçekten hoş. Selinin altında geride kalması da ayrı bir detay veriyor. Bu arada bahsetmiştik, pistte de uyarlanabilir bir motor olduğu için aynalarda çok kolay bir şekilde çıkabiliyor. Görüş açısı gayet güzel, kalite hissiyatı gerçekten 10 numara. Yani bugüne kadar şu şekilde gördüğüm aynada kalite hissiyatını bana yansıtan motorlardan bir tanesi ki kendi motorumda bile bu görselde bir ayna yok. Evet, manetlerimize gelecek olursak ön frende ayarlı bir manetimiz var. Aynı şeyi debriyaj maneti için söyleyemeyeceğim. Yani şu malzeme kalitesine bakınca gerçekten İtalyanlar yapmış diyorsunuz ki. Çünkü normalde bir depoya şöyle vurduğum zaman bir tok ses gelmez ama bu makinede gerçekten şu ses tok hissiyatını veriyor. Aynı şey sadece depo için değil, depo için geçerli değil daha doğrusu. Elciklerin şu yumuşaklığı ki bunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bazıları daha sert olabiliyor. Elciklerin yumuşaklığı, şu tuşların kalitesi ve şu grınıcılarda kullanılan rengin ve kalitesi gerçekten bize bu kalite hissiyatını gösteriyor resmen. Bu arada bu motosikleti ben ilk defa canlı görüyorum. Fotoğraflarda gördüğümden gerçekten daha büyük ve renkleri daha canlı gözüküyor. Yani kafanın ilk başta her şeyden önce kafanın bu kadar büyük olduğunun hissiyatını gördükten sonra anladım. Çünkü resimlerde genelde önden ve arkadan bir şey görüyoruz, kare görüyoruz. Motosikletin başına geçtiğim zaman, oturduğum zaman özellikle de üstüne şu kafa grenajının büyüklüğü ayrı bir olay gerçekten. Bize her ne kadar naked dese de racing'i anımsatıyor. Evet, 15 litrelik bu büyük depomuzda aslında depomuz gayet büyük ama şu kıvrımlar gerçekten çok hoş olmuş. Çünkü depo üstten büyük gözükse de aşağı doğru daralıyor ki bu da ayak beklerine ayaklarımızı koyduğumuz zaman bacaklarımızın buraya daha rahat temas etmesi motoru daha iyi kavramamız için büyük olanak sağlıyor bize. Egzozdan çıkan sıcaklık şuralarda sanki toplanıyor bacaklarımın şu içlerinde böyle hafif bir sıcaklık hissettim. Motosikletimizde her ne kadar tek çıkış egzoz gözükse de altta orta bölümde iki ayrı sol ve sağ olmak üzere İtalyan mühendisler Aprilia'da bunun sesin akustiğini, güzelliğini ayarlayabilmek için tek çıkıştan iki çıkış yaparak burada ayırmış egzozları hem görsel hem ses olarak da güzel bir kalite edinmişler ki sol sağ olarak ayrılan egzozun çıkışlarını şu şekilde görebilirsiniz. Benim motorumda yaşadığım problemi, yani artçı için söylüyorum, arkaya artçı aldığım zaman tutunacak yer olmadığı için pek de arkama binmeyi tavsiye etmiyorlar. Binmiyorlar da genelde ama motosiklette dikkatimi çeken racing gibi gözükse de bu naked makine, arkaya oturan artçı için rahat bir tutamaç yapmışlar. Hem bu sportif aerodinamik giriş hava girişlerini sağlıyor hem de artçı için buradan bir tutamaç olarak bir görev yapıyor. Bu. Evet dostlar, bu güzel makinenin sahibi Savaş abiyle beraberiz. Şimdi Savaş abiye birkaç soru soracağım. O da sağ olsun kırmayıp geldi. Bizleri bu makineyi tanıtmak amacıyla şimdi yanımıza aldık ve sorularımıza başlıyoruz. Savaş abi, şimdi sen hangi makineden buna geçtin ve neden geçtin? Onu bir sorayım. Öncelikle bütün motorcu arkadaşlarımıza selam olsun. Ben 2005 yılında motosiklet ehliyeti aldım. O zaman Honda 125 cc bir makineyle başladım. Yaklaşık 3 yıllık bir sürüş tecrübesinden sonra motorumu sattım. Birazcık da ara verdim motosiklet kullanmaya. 2020 yılında da tekrar motosiklet kullanma kararımı değiştirdim, gözden geçirdim. Ve 250 cc bir Kimco aldım. Scooter tarzı. Hem işimde müşterilerime gidip gelirken kullanıyorum. Hem gezi amaçlı kullanıyorum. Seyahat amaçlı kullanıyorum. Ama tabii scooter'ın da belli dinamikleri var.
Fakat birazcık hani daha yüksek CC kullanma ya da motoru hissedebilme adına takım eksiklikler olduğunu düşündüm. Testi motosiklette çok daha farklı şeyler hissediyor. Tabii. Dolayısıyla senin de tecrüben aynı şekilde. İkimiz de aynı şekilde abi scooter'dan böyle bir makineyi. Scooter'dan sen Honda Forza değişikliği yaptın. Trident aldım. Bense Kimco'yu sattım ve Aprilia'yı aldım. Muazzam bir makine. Gerçekten işçiliği çok güzel. Kullanım hissiyatı olarak da yani çok büyük bir tork var. Henüz rodaj aşamasında. Makineyi zorlamak istemiyorum ama teknik özellikleri, dinamikleri çok farklı. Müthiş keyif alıyorum kullanmaktan. Birazcık daha tecrübem tabii gerekiyor. Çok daha fazla hani yorum yapabilmek için. Ama sürüş hissiyatı muhteşem. Çiliği, renkleri, estetik oluşu gerçekten beni büyüledi. Yani İtalyan markası olduğunu hissettiriyor. Şimdi Savaş abi, bu scooter'dan geçtikten sonra bu motosiklette, motosiklet gayet güzel gösterişli ama olumsuz yaşadığım bir olay var mı? Keşke almasaydım, scooter'da devam etseydim ya da aldım, memnunum dediğim bir olay var mı? Valla pişmanlık hissetmedim hiçbir zaman için ama ilk kullandığım gün birazcık problem oldu. O da tabii uzun seneler scooter kullanmanın vermiş olduğu rahatlık, işte debriyajla gaz uyumu, o birazcık beni zorladı ama 1-2 saat içerisinde alıştım. Sürekli de kullanınca, çünkü ben o İstanbul'dan aldım senin gibi aynı şekilde, İstanbul'a scooter'la gittim. Orada takas yaptım, motorumu verdim, bunu aldım. 1-2 saat zorluk yaşadım. Ertesi günde zaten saat 12 gibi falan yola çıktım Ankara'ya. Yavaş yavaş geldim. Rodajda olduğu için herhangi farklı bir şey uygulayamadım tabii ki. Ama gerçekten çok güzel. Gidişi, yol tutuşu, frenleme sistemi çok Brembo güzel. Brembo kullanıyoruz zaten. Brembo tabii, evet, evet. Abi bir de racing görünümü, bu ne yakıt ama yakıtı nedir bunun? Yakıt şimdi hangi güne göre hesaplayacağız o var. Sakin kullanımda, trafiksiz yani, bir. Yaklaşık 4,5-5 litre arasında değişiyor. Öyle tam bir ölçümleme yapamadım henüz. Ama hani veriler onu gösteriyor. Tabii rodajın da bunda etkisi var. Çok performanslı bir şey yapamıyorsunuz. Şehir içi kullanımda o düzeylerde kalıyor. Şimdi Savaş abiye çok da bir şey soramıyorum çünkü bilirsiniz siz de rodajda olan makinelerin rodaj yağı farklı oluyor. O yüzden de motosiklet tam olarak deneyimlemiş sayılmıyor ki çünkü motorda bir gazlama yapmamış Savaş abimiz. O yüzden 500 kilometre sonra rodajı biterse havalarda gene güzel olacaktır inşallah. Tekrar böyle bir hani hissiyatla ilgili zaman ayırırsanız şey yapabiliriz yani. Ben Savaş abiyle yani peş peşe çıkıp bir yere gitmek istiyorum inşallah rodajı tabii bitince inşallah o da bize olur. Her zaman ederse ve peş peşe gidip bunu deneyimlemek istiyorum ve sizlere aktarmak istiyorum. Sevinirim. Abi başka rahatlık yani nasıl bu racing görünümlü ya biraz da hani oturuş pozisyonu tamam biraz diksiniz racing'e göre ama gene de depo falan çok büyük. Bu size bir rahatsızlık sağlıyor mu? Dediğim gibi ilk başta birazcık rahatsızlık hissettim ama iskelet yapısı, kas yapısı ona göre şekilleniyor. Yani kullandıkça, motosikleti kullandıkça oradaki hissiyatınız tamamen rahatlığa çevriliyor. Yani ha birazcık daha şey olabilir mi? Belki ben birazcık gidon yükseltme yapabilirim. Birazcık daha yukarı kaldırıp kendime doğru ayarlama yapabilirim. Onu düşünüyorum. Bir de öyle kullanmayı düşünüyorum. O birazcık daha rahatlatacaktır. Touring şeklinde olacaktır. Uzun yol motoru değil bu. Uzun, gerçi İstanbul'dan buraya yaklaşık 6 saat 7 saat sürdü ama gelirken yormuştu birazcık. O gidon yükseltmeyi de yaparsak eminim birazcık daha rahatlayacaktır. Savaş abi bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi sele hissiyatı böyle parmakladığınız zaman evet, gayet yumuşak. Hiçbir rahatsızlık yok. Onu soracaktım. Evet. İstanbul'dan gelirken şimdi bazı motorda ben birkaç kere uzun yoldan farklı motorlarla geldim. Bunun duraklamamdaki genel nedenlerden birkaç tanesi de Toto'da bir ağrı oluyor abi. Onun için ya ayağa kalkıyoruz motosiklet üzerinde ya da bir benzinlikte duraklayıp bir inip Toto'muzu rahatlatıyoruz. Evet. Senin bundan yana bir sıkıntın... Bundan yana hiçbir şikayetim olmadı. Biraz önce söylediğim gibi oturuş pozisyonuyla ilgili alışma devresi geçiriyor insanlar. Ben de aynı şekilde oldu. Oturuşu ayarladıktan sonra zaten hani popoyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten selesi gayet konforlu. Artçının da oturabileceği yer var. Evet, artçının her Naked'da da bulunmuyor. Evet. Daha demin söyledim bunu videoda. Kendi motorumda sadece sele böyle geldiği için tutunma yeri yok. Altı dümdüz. Bunda hem aerodinamiği ön kanallardan evet, arkaya kadar iletip hem de artçının tutunabileceği bir şey yapmışlar. Bu hem görsel olarak hem de konfor olarak artçıya da bir imkan sağlamış. Bu güzel bir özellik. Rüzgar olmuş. Konusundan bahsedeyim. Rüzgarda da yani bir Naked'daki rüzgar şeyi yok. Sert şeylere kalmıyorsunuz. Aerodinamiği çok güzel motorun. Yanda kanatçıklar var. Onlar karşıdan gelen rüzgarı bertaraf ediyor. Aynı şekilde de camı var. Bunun belki bir tur camı daha belki
daha konfor yaratabilir. Ama bu bile gerçekten çok şey. Rüzgar anlamında bir rahatsızlık hissetmedim yani. Aprilia zaten yarışlarda yarış mühendisleri bu motosikletleri fabrikalarında da uyguladıkları için ona göre rüzgar saptırıcı kullanmışlar şu ön taraflarda. Bunu belirtmiştim daha önce de. Bunu Savaş abinin bize belirtmesi de, rüzgar almadığını söylemesi de güzel bir olay. Bunu biz deneyimlemedik ama Savaş abi uzun bir kullanıcı olduğu için bunu deneyimlemiş oldu. Evet Savaş abi, çok teşekkür ederiz ben sana. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah beraber de bir sürüş deneyimi yaşarız. Çalışma pozisyonumuzu ayarlayalım. Bir randevuluşalım. Umarım beraber uzun bir yol tecrübesi yapalım beraber. O zaman abi videoyu beraber kapatalım mı? Tabii ki. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Savaş Bey bizimle beraberdi. Savaş Bey demek istemiyorum. O tanışana abi kadardı. Şimdi artık samimi olduğum evet için abi diyorum kendisine. Çok teşekkür ediyorum Savaş ben abi. Teşekkür ediyorum. Kırmadın bizi. Sen de zamanla ayırıp geldiğin için çok sizinle tanışmak ederiz da çok güzel. Umarım beraber de bir sürüş mutlaka keyfini yaşarız. Kesinlikle. Onu gene yaparız, konuşuruz. Evet dostlar, bugünlük de bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. Hoşça kal diyoruz. İyi akşamlar.